Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2019-2020 yılındaki öğrenci artışı, kontenjanlar ve yüzdelik dilimlerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz, önceki yıllara göre bu yılki öğrenci artışı muazzam miktardaydı. Önceki yıllara baktığımızda ise %1,88 ve %4,71 aralığında değişen öğrenci artışları varken bu yıl %28,82 oranında yaklaşık olarak tabii ki de öğrenci arttığını görüyoruz. Bu da eğer ki mevcut okullar kontenjanlarını artırmadığı sürece bu okullara yerleşmenin daha da zor olacağı anlamına geliyor. Peki gerçekten de okullar kontenjanlarını artırdılar mı? Gelin bunları bir inceleyelim. Elimizde 2018, 2019 ve 2020 yılı için ben 5 tane okul seçtim ve bunları karşılaştırmayı yaptım. Şimdi dikkatlice inceleyelim. İlk başta 2018'de Hasan Polatkan Anadolu Lisesi'ne bir bakalım. En düşük yüzdelik dilimi 3,47, 2019'da ise 2,44'e düşmüş. Dolayısıyla yüzdelik dilimde bir azalma söz konusu. Fatih Çapa Fen Lisesi 0,38'den 0,25'e, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 10,7'den 9,57'ye, İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bayrampaşa'daki 21,9'dan 26,53'e çıkmış. Düşmemiş burada dikkat ederseniz. Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi ise 8,13'ten 7,11'e düşmüş. En yüksek yüzdelik dilimden kastettiği şey bu okula ilk birinci olarak giren kişiden bahsediyor. Yani en son giren 2,44, birinci olarak giren ise 1,5. Bu zaman aralığında yani bu sayılar arasında farklı yüzdelik dilimler mevcut. Hatta hepsi 2,44'ün altında ya da 2,10, 2,44 arasında da olabilir. Önemli olan burada birinci olan kişinin tercih etmesiyle alakalı. Okula yakındır, evi ya da okulda tanıdığı öğretmenler vardır ya da okulu da yani seçmiştir, istemiştir. O yüzden tercih meselesiyle ilgili. Peki baktığımız zaman 2018'den 2019'a kontenjanlarda dikkat ederseniz bir artma yok. Hatta azalma var. Yani Hasan Polatkan yarıya düşürmüş kontenjanı. Ama 2019'da 2020 yılına baktığımız zaman ise bir artış söz konusu tabii ki de mecburen artırmak zorundalar. 60 iken 68, 150 iken %170, 120 iken 180, 130 iken 90 olmuş. Artışlara baktığımız zaman %11'den %56'ya kadarlık bir artış söz konusu. Peki gerçekten de illerde de kontenjanlar artmış mı? Bir de onlara bakalım. 3 tane il belirledim. Burada merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan seçtim bu okulları. Adana'da 2019'da 41 okul 3630 tane öğrenci almış. 2020'de 2 ise 5698 olmuş kontenjanı. Yani %36 oranında artırmışlar. Bartın ise %42 oranında artırmış. Erzincan ise %22 oranında artırmış. Dolayısıyla bu artışlar da çok çok önemli. Tercih yaparken bulunmuş olduğunuz ilde, ilçedeki merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların kontenjanlarındaki artışlara lütfen bakın. Bu artışlar eğer ki %20'nin altındaysa ya da %30'un altındaysa, %30 diyelim biz ona çünkü %28'lik bir artış söz konusuydu. %30'un altındaysa bu okullardaki yüzdelik dilimin daha da düşeceği anlamına gelir. Eğer ki %30 ve %30'un 30'a yakın değerlerde bir artış söz konusuysa 2019 yılındaki yüzdelik dilimlerle hemen hemen yakın bir seyir izleyecektir. Fazla düşeceğini de zannetmiyorum. Tabii burada önemli olan merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar haricinde diploma notu ile öğrenci alan okulların da tabii ki de kontenjanlarına bir artış olması söz konusu.
Eğer artış yoksa o zaman birçok öğrenci dışarıda kalacaktır. Bu da yerleşmeyi zorlaştıracaktır ve yine yüzdelik dilimleri artacağı anlamına geliyor. Bazı öğrenciler bölgesindeki yakın okullarının daha başarılı olduğunu düşünerekten kendi okullarına yani merkezi sınav puanı ile öğrenciler okula gitmek istemeyebilir. Dolayısıyla eğer ki buradaki kontenjanlar sınırlı kalırsa bu da dolaylı yoldan merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşmeye yansıyacaktır. Tabii ki de şöyle bir durum da söz konusu. Bu yıl biliyorsunuz pandemi yılı ve özel okulların birçoğu kapanma noktasına geldi. Eğer ki kapanan özel okullar sayısında bir artış olursa bu da kontenjanların çok fazla artırılmadığında yine yüzdelik dilimlerin de artacağı anlamına gelir. Pardon, düşeceği anlamına gelir. Yüzdelik dilimlerde o zaman daha çok düşecektir. Çünkü özel okullara gitmek isteyip de gidemeyen öğrenciler bu sefer de ne olacaktır? Devletteki merkezi puanı ile öğrenci alan okulları tercih edeceklerdir. Dolayısıyla bu şekilde de bir artış söz konusu. Dolayısıyla bu yıl tercih yaparken öncelikli olarak merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardaki kontenjanların ne kadar artırıldığına bakmanız gerekiyor. Bölgenizdeki okullardan özel okulların kaçı açıldı, yeni açılan okul var mı, kaç tanesi kapatıldı, bunlara bakın. Aynı zamanda 2019 yılındaki yüzdelik dilimlere bakmanız gerekiyor. Perşembe günü LGS sınav sonuçları açıklanıyor. Yorumlar kısmına puanlarınızı yazarsanız ve nereleri istediğinizi yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.